geçmiş de olsa herkese, öncelikle hocalarıma ve tüm meslektaşlarıma günaydın demek istiyorum. Ayrıca bu toplantının ana hedefi, tabii ki zorda kalmış anneler olsa da ikinci amacı da zorda kalmış ve bu mesleğe yeni başlamış hekim arkadaşlara da bir el uzatmak. Bunun için zor koşullarda, yani ilk şeyleri, toplantıları hatırlıyorum, oldukça zor koşullarda hazırlanmıştı. Gittikçe tabii ki alışılagelmiş bir süreç ve bu sürece katkı veren hocaların büyük desteğiyle bu düzeylere geldi. Onlara da desteklerinden ve bu işe gönül vermelerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi ben de zaten oturumun özeti gibi olacak. Çünkü tüm konuşmacı hocalar kısmen de olsa benim konuma değindiler. Postpartum kanamaları niçin önemsiyoruz? Her yıl 140 bin kadın ölümü ve 4 dakikada bir kadın ölümüne tekabül ediyor. Öngörülemez bir durum, ancak çoğu önlenebilir bir ölüm olması nedeniyle de zaten bu kursun temel prensibi de önlenebilir bu olguların önüne geçebilmek. Tanım olarak zaten hepimizin bildiği bir şey. Yalnız primer postpartum kanamaların %80'in uterin atonu olduğunu, dolayısıyla da bu kursta öğreneceğimiz metot ve tekniklerle bunların önüne geçebileceğimizi göstermek adına bu slaytı koydum. Tüm dünyadaki guideline'lara baktığımızda postpartum kanamalarda kaç cc şey alıyoruz? Bizim ülkemizde olduğu gibi işte normal doğumlardan sonra 500 cc, sezeryan doğumlardan sonra 1000 cc genel olarak aşağı yukarı tüm dünya ülkelerinde de kabul edilen bir şey. Benden önceki konuşmacı hocalarım bahsettiler. Çalıştığımız kliniklerde vizüel tahmin genelde yanıltıcıdır. Hangisine alışık isek, yani klinik semptom ve bulgular miktardan daha faydalıdır diyoruz. Dolayısıyla da kliniğinizde neye alışıksanız bir kendinize bir ölçü birimi oluşturup ona göre hastaya müdahale etmek veya alışık olduğunuz bir şeyi kullanmak daha faydalı olacağı kanaatindeyim. Kanama miktarının belirlenmesinin ötesinde şok indeksini hocalarım anlattı. Yaklaşık olarak 0.8 olarak kabul ediyoruz. Sizin de takdir ettiğiniz gibi kanama arttığında nabzın yükselip sistolik basıncın düşmesi, dolayısıyla bu şok indeksinin birler civarına gelmesi bir hastada %20-%30 kan kaybı demektir. Bu da aşağı yukarı 1000 ila 1500 cc'ye tekabül eder. Masif kanamalarda 2500 cc'nin üzerinde bir kanama görülür ve bunda ölüm triyadı dediğimiz hipotermi, metabolik asidoz ve koagülopatit kısır döngüsünü aklımızda bulundurmamız gerekir. Masif transfüzyon gereken ve koagülopati gelişmiş hastalarda da postpartum kanama hastalarının yaklaşık %30'u mortaldir denilebilir. Biraz önce Recep hocamdı galiba. Masif kanamalarda 30'lar kuralını, sistolik kan basıncındaki artışı, nabızdaki artışı, solunumdaki, yani kompansatuar mekanizmaların devreye girdiği bu 30'lar kuralında aklımızın bir kenarında bulunsun. Etiyolojide 4T'ler, yani tonüs, travma, doku ve trombi, yani sistematik olarak değerlendirmekte yine fayda olduğu kanaatindeyiz. Postpartum kanama bir tanı değil, aslında klinik bir bulgudur. Hipovolemik şokta öncelikle ne oluyor? Ototransfüzyon dediğimiz venöz akımdan bir kanın rezervuar olarak gördüğümüz venöz sistemden kanın ana sisteme aktarılması ve merkezi organlara, santral organlara kan akımının yönlendirilmesi. Hemogram her zaman yeterli olmayabilir. Diğer şeylere de mutlaka, yani hemogram yanıltıcı olabilir. Klinik semptomları, özellikle işte böbrek fonksiyonları falan da göz önünde bulundurmak gerekir. Biz koagülopatiyi genelde yüzün altı, fibrinojen yüzün altına düştüğünde PT ve PTT değerlerinin 1.5'un üzerinde olduğunda, normalin 1.5 katı seviyesine ulaştığında, 50 binin altında trombozit varsa bunlar da yine genelde koagülopatiyi kapıda beklemek gerekir. Fibrinojen düzeyini PT-PTT'den daha fazla önemsiyoruz. Daha duyarlı olduğunu burada vurgulamak isterim. Metabolik asidoz özellikle 2 milimolitrenin üzerindeyse mutlaka bir metabolik asidoza doğru bir gidiş var. Resitasyonu takiben 48 saat içerisinde
Laktat düzeyi normale dönmemişse mortalite oranı oldukça yüksek, %86'lar civarında. Hipotermiyi önemsiyoruz. Vücut ısısındaki her 1 santigrat derece azalma %10 koagülasyonda azalmaya neden olur. Hipotermi trombosit adezyon ve agregasyonda bozukluk yapar ve trombin oluşumunu bozar. Bizim ana hedefimiz nedir? Kanın resütasyonu, devam eden kanamanın kontrolü ve dokuların oksijenizasyonunun artırılması. Bunu sağlarken yüksek miktarda kristaloid ve kolloid önermiyoruz. Kristaloidler dilüsyon ve pıhtı formasyonunda mekanik hasar ile, kolloidler ise trombosit fonksiyonlarını ve pıhtılaşma sistemindeki yine hasarla kanamayı artırırlar. Dolayısıyla 1000-1500'ün üzerinde önermiyoruz. Hemostatik resütasyonda yeni uygulamada 3 ana başlık. Erken agresif kristaloid ve kolloid kullanımının sınırlandırılması, erken TDP ve trombosit verilmesi, bunun 1-1-1 oranında veya farklı oranlar şimdi birazdan bahsedeceğim. Erken rekombinant faktör 7A kullanımı diyoruz. Peki bu verdiğimiz kan volümlerini ne kadar vücuda volüm yüklüyoruz? Onları da göstermek adına bir slide. İşte erfrozite 240, platelletlerde 50 cc, taze donmuş plazmada 250 cc, kriyoprecipitatta 40. Bunların karşılığı olarak da bir erfrosüspansiyonda hematokritte yaklaşık %3'lük bir artış. Eğer şey değilse, aferez değilse, işte 10 bin civarında bir trombosit artışı ve fibrinojen ile de taze donmuş şeyle de 10 miligramlık bir fibrinojen artışı sağlayabilirsiniz. Kan ürünlerinin en önemli dezavantajlarından biri bulunduğunuz klinikte kan hazırlık süresinin şeyi. Bunun süresi 2 dakikadan 90 dakikaya kadar zaman alabilir. Kanama eğer 1000 cc'nin üzerindeyse ve klinik şok durumundaysa kan ve kan transfüzyonu en kısa sürede başlanılmalıdır. Kana ulaşılıncaya kadar yaklaşık 3000-3500 cc'ye kadar ısıtılmış sıvı verilebilir. Tercihen bunların 1000 ila 1500'den fazla kolloid veya kristaloid vermemek gerekir. Royal College'ın şeyinde çok acil durumlarda krosu 0 negatif kan verilebilir. Burada oranların farklı olduğunu söylemiştim. 6 ünite erfrosit, 4 TDP, işte fibrinojen 2 gramın altındaysa yüklüm, yani fibrinojen verilebilir şeklinde ve platelletin 75 binin altında olması. Yine burada acil durumlarda krosus 0 negatif kan verileceğinde gösteren bir şey. Akok replasman önerilerinde ise 6-4-1 oranlı masif transfüzyon protokolü. Bu protokolde akokta kolloidler geçmiyor. Acil ihtiyaç durumunda yine burada 2 ila 4 ünite 0 negatif kan verilebileceği, kanama devam ediyorsa da bu protokolün tekrarlanacağı söyleniyor. Burada bir çalışma Irak ve Afganistan'daki bu savaş yaralılarında bu oranlara yönelik bir şey yapmışlar. TDP'nin eritrosit, yani verdiğiniz eritrosite TDP oranlarına bakmışlar. Taze donmuş plazma oranı birebir gittiğinde ölüm oranlarının, mortalite oranlarının azaldığını görmüşler. Bu grafik onu gösteriyor. Yine aynı şekilde Kuzey Amerika'da çok merkezli bir çalışma. 680 şiddetli travması olan hastada yapılmış. Yine oranlar 1-1-1 ile 1-1-2 oranları kıyaslanmış. Hastaların 24. saat ve 30. gün sonuçları değerlendirilmiş. Birinci grupta, yani 1-1-1 oranında verdiğinizde hemostaz oranı daha yüksek, kan kaybından ölümlerin daha az olduğunu görmüşler. Fibrinojen seviyelerini 2'nin üzerinde tutmak gerekir. Masif kanamada, hemorajik dikte, ablasyo plasantıda, amniyon sıvı embolisi gibi fibrinojen seviyesinin düşük olacağının öngörüldüğü durumlarda, yani klinik olarak fibrinojenin de düştüğünün tahmin ettiğiniz durumlarda laboratuvar sonucu beklenmeden 2 ila 4 gram fibrinojen verilebilir. 1 gram fibrinojen yaklaşık olarak 0.35 ila 0.40 miligram bölü desilitre artış sağlar. Yarı ömrü de 90 saattir. Şimdi burada da yine fibrinojen seviyesinin 2 gramın üzerinde tutulmasını, taze donmuş, yani 3'ünü kıyaslamış, taze donmuş plazmanın yüksek miktarda ihtiyaç olduğunu, yalnız bunun pulmoner ödem ve
hipervolemik komplikasyon riskini artırdığını, kriyoprespiratların havuzlardan elde edildiği için enfeksiyon ve immünolojik reaksiyon açısından riskli olduğunu, her ikisi için de çözülme sürecine ihtiyaç olduğunu, hem kriyoprespiratın hem de taze donmuş plazmanın, dolayısıyla fibrinojeni daha etkili olarak bulmuşlar. Yine burada preparatını da göstermek istedim. Tranexamikasiti biraz önce konuşmacı hocam anlattı, bahsetti. Yine Dünya Sağlık Örgütü 1 gram yavaş IV enjeksiyon tarzında 1 ila 5 dakikada kanama devam ediyorsa 30 ila 60 dakika içerisinde tekrar uygulanmasını, kanama durduktan sonra 24 saat içinde tekrar kanama başladıysa bir kez daha tekrarlanmasını öneriyor. Bunların da ötesinde eğer faktör 7A verilecekse verilmeden önce hipovolemi düzeltilmesi, asitozun düzeltilmesi, trombosit sayısının artırılması, fibrinojenin normal iyonize kalsiyum düzeyinin sağlanması ve vücut ısısının 35'in üzerinde olması gerekir. Bunlara rağmen şey oluyorsa da faktör kanama devam ediyorsa da rekombinant faktör 7A'ya destek olarak müracaat edilebileceğini söyleyebiliriz.